Aziz kardeşlerim, hizbicilik, kurbaşma ve kör kör hala kimese tehdit etme bu ümmeti darmadağın edeyim. Ona göre Allah Azze ve Celle kör kör hala tehdit edenleri, subutsuz yere başkalarının sözünü kabul edenleri Kur'an-ı Kerim'de gülerek buyurur. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Onlara Allah'ın nazil ettiğine tabi olun denildikten onlar hey biz öz atalarımızın tuttuğu yolu tutacağız. Biz ataları bir şey anlamayıp doğru yere yönelmeyin dersin nice. Eğer senin ittiba ettiğin, çok çoranı tehdit ettiğin, kapağında ezilip büzülüp zelim olduğun insan, zarara tehdit ise senin akıbetin nice olacak? Kıyamet günü sen Allah'ın ezanına girerken kim çıkartacak? Ona göre ey Müslüman, gözün açık, şuurun açık, kulağın açık olsun ki delilsiz danışan insanların sözünü tutup da geçme. Seleflerden biri değil ki, esassız sözü tutan, kör kör halini tehdit edilen insanla ağzını kendi seçip takılmış, başını kendi takılmış, yedekte sürüklenen heyvanın arasında fark yoktur. Bakara suresinin 101. ayesi de Allah Teala buyurur. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَمِنُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اللّٰهُ وَالْحَقِّ مُصَدِّقَنِنَا مَعْنُمْ Onlara Allah'ın nazil ettiğine inanın. Dedikten onlar biz özümüze nazil edilene inanırız deyip onun ardınca geleni inkar ederler. Yer bu Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in hidayet bir kitap olduğunu inkar ederler. Bununla gitmek isterler. Fulanın sözüyle, fulanın meslehetiyle, fulanın görüşüyle, fulanın felsefesiyle gidirler. Kur'an-ı Kerim'i hayatlarında özlerine hakim tutmuyorlar. Mehterem kardeşler, ibret, orada deyin ki bir insan dinine hak sahibiyen, selefiyen, sünniyen desin. İbret adlandırmada değil, ibret emelde hakiki hemin vesfi taşımaktadır. Bunun var hakikat. Ona göre mehterem kardeşler, hakikatle hayalı, hakikatle devamı, hakikatle zenni mütlak seçmemiz lazımdır. Allah Azze ve Celle'den dileyelim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini parçalanmaktan korusun. Amin. Onları bir araya getirsin. Amin. Seflerini bir etsin. Amin. Kelimelerini bir etsin. Amin. Gücünü bir ümmet etsin. Amin. Başı dik şekilde, sözü yüksek, yüksek şekilde yaşayan bir cemaat eylesin. Amin. İhtilaftan, parçalanmaktan, bunun sebebi olan zilletten korusun. Amin.